Merhabalar, Katings'e hoş geldiniz. Ben Senem. Ben Betül. Geç hafta da söylediğimiz ve spoiler verdiğimiz gibi bugünkü konumuz yeni yılın ilk bölümü olarak da bu yılki kişisel hedeflerimiz. Biz eski yıldayız ama yeni yıla buradan gönderme yapıyoruz. Ya şurada 2-3 gün kalmış. Onun lafını da yapacak değiliz bence. Tabii üçün beşin lafı olmaz yani aramızda. Yani bence de. Yani. Ayrıca her zaman erken hazırlanmak avantajdır yani. Geç kalmaktansa erken gitmek daha iyidir. Kesinlikle. Sonra benim YouTube'da denk geldiğim şeyler gibi. Şimdi bunu anlatmam gerekecek tabii ben düşünmeden konuştum ama Evet ya ben de anlatayım. anlamadım. Şöyle ki bir önceki yayını ben çok geç dinledim. Dinleyebildim. Anca zaman bulabildim. Ve YouTube'daki çevirme hızını slow motion'da unutmuşum. Bir anda Senem'le böyle yapıyorum gibi böyle bir efektle dinledim. Dedim ki herhalde bir teknik sıkıntı oldu. Senem sen tarayıcıdan dinledin mi? Daha Senem cevap vermeden ben çevirme hızını fark ettim. Normale çevirdim. Normal bir şekilde dinleyebildim yayınımızı. Ama bu arada Betül'ün bana attığı mesajı ben şöyle okudum. Senem yayını dinledin mi? Tarayıcıdan. Senem. Ben bu tonlamayla okudum o mesajı. Sonra da ha tamam sil diye Hem bir sil mesaj sil geldi. bu Ha mesajdan tamam sil sil. demedim say aynen Yavaşta öyle. kalmış. Bu şey gibi. Birkaç hafta evvel kararlaştırdığımız saati benim başka saat sanıp sana atarlanmam gibi oldu. De ya Pasif yavrum. agresif. Bir de demiş ki galiba önemli bir işin çıktı neyse. Ben de o sıra bayağı Ankara manzarası izliyorum bu arada. Elimde işte çayımla falan keyif yapıyorum yani. Yo dedi. Olabiliyor böyle teknik aksaklıklar, teknik sıkıntılar. Ay, ama yani ben çok sık slow motion izleyen, dinleyen bir insan değilim. Muhtemelen bir şeye dikkat etmek için yaptım öyle, unutmuşum. Onu ben de yapıyorum. Olur, bu da bir tecrübe oldu bana. Evet, 3 dakika kadar falan geyik yaptığımıza göre Artık konumuza başlayabiliriz diye düşünüyorum. güldük, eğlendik, konuya gelebiliriz. Lütfen. Kimden başlamak isteriz acaba? Hiç fark etmez. Hepimiz aynı yere çıkıyoruz nasıl olsa. Bilemiyorum. Tamam ben başlayayım o zaman. Buyurun. Çünkü çok spesifik bir plan yapmadım gelecek yıla dair. Özellikle yapmadım ama dersime çalışmadığım için değil. Çünkü genellikle çok belirgin şeyler koyduğun zaman onların olmama ihtimalinde gerçekten hayal kırıklığına uğruyorsun. Bu benim genel olarak hayatta edindiğim bir kural. Çünkü çok küçük yaşta mesleğimi seçtiğim için ve başka hiçbir meslek düşünmediğim için ileride bunun sıkıntısını çok yaşadım. Yani bir B planım yoktu açıkçası. Bir şey diyeceğim. Benim aylarca psikoloğumun içinden bana küfür etmesinin sebebidir bu. B planı yapmayı reddetmem. Evet. Sonra değişiyorsun tabii. Hayat seni değiştiriyor. Hayat okulunda. Aynen öyle. Aynen çünkü Aa, buyurun. yani mesleğimi Türkiye şartlarında yapmanın çok zor olduğunu, bu yani bir kadın olarak zor olduğunu fark ettiğimde ben ne yapacağım sorusuyla yalnız bir şekilde baş başa kaldım. Kafamın üstünde bir böyle ışıkla cevap bulamadım. O yüzden ondan sonra karar aldım. Dedim ki hayatımda hiçbir zaman yani hiç, çok kesin konuşmayayım yine de hani böyle tarihli, saatli bir şeyi çok deli böyle tutturmayacağım. Çünkü olmadığı zaman büyük hayal kırıklığı uğruyorsun. Özellikle hedeflediğin şeylerde işte iş gibi, meslek gibi, hobi gibi tadı kaçıyor yani. Ama yani bu demek değildir ki hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir şey düşünmedim. Mesela gerçekten 2021 senesine de Korece'yi öğrenmek istiyorum. Mesela hedeflerimden ilk önce olan bu. Yani bu şey bir hedef. Soft bir hedef. Hani beni zora sokmayacak bir hedef. Keyfe keder bir hedef. O yüzden mesela kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Bunun dışında yani düşündüğüm zaman yolda bulduklarımla ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü 2020'ye girdiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı hiç bilemiyorduk. Hiç bunlar gelmemişti aklımıza. Yani ben araba falan almayı düşünüyordum. Ondan Ben sonra de. değil mi? Nasılsa güzel bir işim var, gelirim var. İşte yavaş yavaş istediğim şeyleri alıyordum, ediyordum derken hiç hesapta olmayan bir şekilde
düzenimi ona göre kurmak durumunda kaldım. Şimdi işte yani dilerim eski hayatımıza döneriz. Yani birebir eski hayatımıza dönebilir miyiz bilemiyorum tabii ama hani dilerim 2021 senesi bizim için bir şeyleri tecrübe ederek arkada bıraktığımız ve o tecrübelerle güçlenerek ilerlediğimiz bir yıl olur. Bol bol mutluluk olur, kahkaha olur, acısıyla tatlısıyla. Yani ben öyle hedefliyorum 2021'e açıkçası. Onun dışında, umutlu bir başlangıç. Evet, yani pozitif bir başlangıç. Kendimi çok zorlamadan, çok sıkmadan. Yani geçen sene de düşündüğümde pek hedef koyan bir insan değilim ben öyle önümüzdeki zamanlara. Çünkü 2 hafta öncesine dahi hedef koy. Yani mesela bundan sonraki 2 hafta sonrasında hedef koyduğumda gerçekleşmediği zaman kendimi çok işlevsiz hissediyorum. Bir kitabı okumayı Hı-hı. bitirememek gibi. Yük oluyor bende. Bak bunu da yapacaktım ama yapmadım. Bu pozitif bir şey olması gerekirken negatif bir şeye dönüşüyor. O yüzden ben biraz daha doğaçlama, ilerleme taraftarı oldum her zaman. Mesela iş de aramadım hayatımda çoğu zaman. Hep denk geldi. Yani denk geldi, başvurdum, kabul edildim. Denk geldi, başvurdum, kabul edildim. Böyle aylarca, yıllarca bir sürü iş yerine gidip başvurup red cevabı almadım. Yani bu da tamamen şans meselesi olduğunu düşünüyorum. Ama çok biraz da şey, yani umarım yanlış anlaşılmam, biraz da lüks aslında bakınca. Evet, iyi evet, anlamda. Evet, evet. Yok, doğru diyorsun. Bu kesinlikle doğru diyorsun. Günümüzdeki herkes benim şartlarıma sahip değil. Benim Hı-hı. avantajlarıma sahip değil. Ya ben de paşalar gibi yaşamıyorum yani. Ama ben şanslıyım. Hani çok şükür başımı sokacak bir evim var. Hani yediğim önümde, yemediğim arkamda, istediğim şeyi yiyebiliyorum. Ama çok zor şartlarda olan insanlar var. Burada tabii ki de tutup da ay ben işte secret yapayım ya da... Biliyorum, biliyorum. Ha, öyle... öyle anlaşılma ihtimalini sıfırlamak için söyledim. Teşekkür ederim. Evet, ben hiç düşünmemiştim çünkü o ihtimalimi. ama tabii ki de yani eğer evimin kirasını, şusunu, busunu ödeyemeyecek durumda olsaydım, o zaman bu iş lüksten çıkar dediğin gibi zorunluluğa girerdi. Ve o zaman çok sert tabii. bir şekilde karşılaşırdım bu durumla. Allah yani kimseyi öyle zor bir duruma düşürmesin ki günümüzde çok zor şartlarda yaşayan insanlar var. Hani çok çabuk demoralize olan bir insan olduğum için o tarz konularda kendimi demoralize etmeyi minimuma indirecek bir sistem kurmaya çalışıyorum hayatımda. Ay ne kadar kendimden şey yaptım ya, çok sofistiki konuşmuş gibi hissettim böyle sanki. Hayır, estağfurullah, ne alakası var? Ben de mesela çok benzer bir yöntem kullanıyorum. Hatta yıllarca birebir senin hissettiklerini hissettim. Sonra da şuna karar verdim, bana daha uygun olacak olan şeyin ne olduğuna. Aynı senin dediğin gibi ben de hani bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım deyip sonra planlar yolunda gitmeyince, yani kontrol edemediğin dış etkenler olunca ve senin planlarını yakınca ya da sen onları yapmayınca, sırf götünü yaymak için bile olabilir yani bunu yapmama sebebi. Ondan sonra senin dediğin gibi yani böyle direkt moralim bozuluyor, yapamadım, başarısızım, ben loser'ım falan moduna giren bir insandım. Sonra şunu fark ettim. Abi ben hedefimi koyarım ama bunun üzerinde kendime bu kadar stres yaratmam. Tabii bunu bu söylediği kadar kolay yapamıyor insan bu tabii. Bu daha ki. Güzel bir seçenek senin söylediğin benimkinden. Ama dediğim gibi yani kolay da değil. Yani benim değil. Ben sanırım ilk defa bunu bu yıl bir tık başarabildim. Hala ufak böyle sinir bozukluklarım var ama eskisi kadar kendimi paralamadım. Bu yüzden de yeni yıl hedeflerimi çok daha rahat koyabildim. Geçen hafta taki programda bahsetmiş miydim acaba? Bahsetmiştim sanırım. Şey falan demiştim. Hani geçen sene yaptığım listelerin hiçbirini tamamıyla yapmadım ama en azından yaptım. Yani onları tamamlamasam da. Hı hı. Yani işte yazı yazmaksa yazdım ama tamamlamadım mesela yazdığım şeyleri. Ama yazdım. Hani eğer hedefim daha çok yazsa mesela ya da işte ne bileyim sağlıklı beslense 365 gün sağlıklı beslenmedim ama çoğunluğunda sağlıklı beslendim. Otomatikman yaptım ben bunu. Yani 365 günün 2 haftası ben hamburger yedim diye kendime paralardım eskiden hedef koyduysam eğer bunu. Artık paralamadım. Artık hani en azından yaptım diye bakıyorum. O yüzden mesela spontane yaşamaya da hani senin şey dedin ya hani yoldan ne dedin? Yoldan geçerken yolda bulduklarımla yolda... ilerliyorum. yoldan geçerken bir uğradım. yolda bulduklarımla ilerleme kısmını mesela ben de bir tık daha senin gibi olmak isterdim.
Ama ya şu anki karakterim buna müsaittir ya da hiçbir zaman olmayacak, henüz bilmiyorum. Ben böyle çok planlı programlı yaşamayı isteyen biriyim en azından ve o öyle de olmaya çalışıyorum. Yani işte benim haftalık planım bellidir, o gün yapacağım şeyler bellidir vesaire ama alan da bırakıyorum kendime. Yani mesela ben bugün yapmam gereken şeyi bugün yapmazsam veya yapamazsam onun kesin olarak bitmesi gereken tarihe zaten çok olduğu için ben onu yarın rahat rahat yine yaparım yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani planlı programlı ama arada çok fazla geniş zamanlarım var. Yani tabii ki şu anki koşullarımda bu, ne bileyim, bir yere sürekli gidiyor gidip geliyor olsaydım, çalışmak zorunda olsaydım belirli saatler arasında falan filan ya da düzensiz saatlerde çalışıyor olsaydım, bu tabii ki bu kadar kolay olmayacaktı benim için. O zaman da başka bir şey geliştirmek zorunda kalacaktım ama bu şu an için öyle. Otomatikman hani o planlamayı yapıp, yani yeni yıl hedefi ise konumuz, o yeni yıl hedefini koyup onun üzerinden kendimi hırpalamamaca şeklinde ilerliyorum ben. Güzel bir taktik Yani ama ya. dediğim gibi yine arada kaçıyor ipin ucu ama en azından olumlu ilerleme var. Benim bu seneki en büyük ama en büyük hedefim son herhalde 10-15 yıldır her yıl kendime koydum ve feillediğim bir hedef, o da kilo verip daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak. Onun için Bunu bir yapmam lazım. motivasyon, güçlü bir motivasyon gerekiyor biliyor musun? Yani Kesinlikle. gerçekten istemekle alakalı bir şey ya. Yani bunu ya nasıl söylesem, ben de mesela geçtiğimiz yani 2020'ye kadar balık etli bir insandım. Yani çok aşırı kilolu değildim ama zayıf da değildim. Zaten iri kemikliyim. Yani boyum da uzun. O yüzden hani çok abartı bir görüntüm yoktu ama 2020 senesinde bir kafaya koydum, bir gözüm döndü. Sağlık için ama. Sağlıklı olmak adına. O gün bugündür işte toplamda 25 kilo falan gitti. Bu da hayat tarzım oldu yani. Ne güzel. Darısı başıma. Ya ben kesinlikle bunun geçenlerde başka bir videomda bahsettim ama kesinlikle bir psikolojik bir hastalığım olduğunu düşünüyorum. Bu yani bir yeme bozukluğum var benim ama hani daha ne olduğunu tahmin edecek kadar bir bilgim yok. Yani zaten tahmin etmek de çok doğru değil de, yani doktor değilim, bir şey değilim ama böyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Eğer birkaç ay daha bu konuda böyle düşünürsem, yani artık bir profesyonel bir yola gitmeyi düşüneceğim yani. Ama ya mesela bu yıllar dedim yani 10-15 yıl diye, yani ben herhalde lise sondayken ilk kilo almaya başladım. Ve dönem dönem böyle çok kilolu oldum. Yani çok kilolu değil de kendi maksimum kilo mesela 90'dı. 90 kilodan daha fazla olmadım ben. Ama ne bileyim işte bu yıllar içerisinde zayıfladığım dönemler de oldu. Ama hep istemeden zayıfladım. Ya çalıştığım için hani zayıfladım. Düzenli, Hani sağlıklı vermedin yani. hayır, sağlıklı verdim. Ama hareket ettiğim için, yani hayatımda bir aksiyon olduğu için vermiş oldum. Yani oturup öyle kafama göre istediğimi yiyemeyeceğim. Yani canım çekti diye mesela yiyemiyorum. Çünkü ne bileyim provadayım o sırada, anlatabiliyor muyum? Veya provam olacağı için prova öncesinde hayvan gibi yiyemem. Hafif bir şey yemem lazım gibi. Hani iş odaklı ya da işte prova odaklı yaşadığım için ve işte provada sürekli hareket halinde olduğum için, oraya gittiğim için, geldiğim için, bir efor sarf ettiğim için hani hayatın içinde yaşayarak kilo verdim. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ve ilk kilo verdiğim zaman da mesela ilk 90'ı gördüm. Dedim ki ben kilo veriyorum. Sonra o yıl tiyatroya başlamıştım. Yani tiyatro eğitimi almaya başlamıştım. Ve hocam la tanıştım, yani şey dediler işte, tamam okey anlaştık, burada eğitime başlayacaksınız vesaire vesaire. O sırada hocam geçiyordu koridorda. Ha buyurun, bu da işte hocanız olacak falan dedim. Merhaba hocam dedi, ben yeni öğrencinizim dedim, elimi uzattım. Şöyle bir baktı, elini uzattı, memnun oldum kilo vereceksin dedi, gitti. Aa. Ha mı? Yani çünkü hani tiyatro yapacaksan yani kilolu olma gibi bir lüksün olmamalı aslında teknik olarak baktığımızda. Çünkü hani kiloluysan mesela zayıf olan birini oynayamazsın ama zayıfsan kilolu birini oynayabilirsin. Fizyolojik olarak baktığında, yani teknik olarak baktığında.
Yani hatta bir tiyatrocunun olması gereken tek şey belki de hani en azından fit olmak. Yani çünkü vücudunla yani vücudun senin enstrümanın ve vücudunu kullanıyorsun sen sahne olmak için. Eğer sen vücudundaki herhangi bir şeyi kısıtlarsan potansiyel rolünü de kısıtlamış oluyorsun. Tabii. Yani ne bileyim Doğru Suna doğru. Pekuysal mesela çok güzel bir örnek yani kadın kambur yani hem de öyle böyle kambur değil Suna Pekuysal ama yani çok iyi bir oyuncu ama oynayabileceği roller belli yani ne bileyim jimnastikçi oynayamazdı anlatabildim mi ne demek Hı, istediğimi? anladım. Yani kas diye de bir şey var sana anlatıyorum gerçi bunu da işte Ya karakter anlayın. oyuncusu var. Anladım demek istediğini. Karakter oyuncuları var. Yani mesela Melek Baykal da güzel örneklerden biri. Çok çok narin değil ama hep belirli bir statüde oynamak zorunda. Ya yani kilolu bir insan da değil Melek Baykal. Ama ben baktığım zaman mesela benzer rollerde oynamak durumunda Ya kalıyor o biraz yapımcı. imajla alakalı. Ben daha çok fiziksel durumlardan bahsediyorum. Yani Melek Baykal'ın da imkanı olsa veya tırnak içinde imkanı olsa artı istese artı böyle bir imajı olmasa o da istediği her şeyi de oynayabilecek bir fizyolojik yapıya sahip. Ya, tabii 14 yaşında birini oynayamaz tabii ki sonuçta. Yani yaşı da engelleyemiyoruz. En azından tiyatroda oynayamaz. Sinemada oynayabilir sonuçta teknik olarak geliştik. Ama yani daha çok fizyolojik şeyden bahsediyorum. Yani ben o sahnede ne bileyim atıyorum sahnenin bir başından bir başına koşmam gerekiyorsa ve işte ben haftada 5 gün oynayacaksam o oyunu ve haftanın 5 gün oynadığım için ne bileyim işte mimlemlerim ağrıyacaksa bir ay sonunda yani benim o kiloyu vermem lazım. Anladım. Gibi gibi gibi. Ya da işte kostüm ayarlanıyor atıyorum. Oyuna başlıyorsun. Aradan 4 ay geçiyor kilo alıyorsun. Bir daha mı kostüm yapılacak sana? Ay, O da evet. olmaz mesela. Hep aynı kiloda olman, hep aynı bedende olman lazım. Gibi Doğru. gibi gibi yani bir sürü şey var. Yani devamlılık da dizide de Yani... olsan öyle. Dizideki karakterin kilo alıp vermiyorsa sen de kilo alıp veremezsin. Doğru ya, yani özellikle senin mesleğin açısından çok hassas bir Hı. konu. Yani Ya evet. Bir de tartışılan da bir konu. Yani mesela bir başka bir oyuncu arkadaşım gelip bana ama senin dövmen var diyebilir mesela ben böyle konuştuğum için. Bazısına göre dövmesi olmaz mesela bir tiyatrocunun. Özellikle tiyatrocunun. Dövme kapatılabiliyor. Aynen öyle o. Benim profesyonel olarak alanıma Evet. girmiyor. O makyözün işi. Benim işim değil. Ama işte zayıf olmak ve her istediğim role girebilmek benim işim. Dolayısıyla yani benim o kiloyu hani hadi kendini düşünmüyorsun sen mesleğini düşün. Bu kiloyu benim artık vermem lazım. Peki bir şey soracağım sana. Mesleğin başka bir meslek olsaydı, kilondan memnun olur muydun? Yani bir Hayır, ne sağlığını da olmazdım. zorlamasaydı. Ya şöyle çok büyük sağlık sorunlarım yok ama çok büyük sağlık sorunu potansiyelim var. Yani yani potansiyel bir şeker hastasıyım bir kere. Anladım. Ve sırf beslenmeden dolayı bu. Ama yok, hayır. Yani aynaya baktığında memnun musun? Hayır değilim. Yani oyuncu olsam da olmasam da. Yani Asla değilim. bunu şu sebepten soruyorum. Ben mesela yine hani gözlemlediğim zaman etrafta yorumlarda işte kilosu biraz farklı bir konuya gideceğim ama önemli bir konu olduğu için belki dinleyenler Hı. arasında böyle bir duruma sahip olan vardır. Hı Kilolu hı. olduğum için çok fazla kabadayılığa mazur görüyorum, laf yiyorum, kendimi hiç sevmiyorum, işte kendimden nefret ediyorum. Bu tarz mesela yorumlar görebiliyorum. Yani önemli olan insanın kendini olduğu gibi sevmesi. Hani başkası eleştirdiği, bu senden tamamen ayrı bir şekilde söylüyorum aklıma Hı geldiği hı için. hı. Başkası eleştirdiği için ya da vesaire laf yediği için değil, hani kendisi için, kendi sağlığı için, aynada kendine baktığında kendinden mutlu olmak için vermesi çok sağlıklı bir düşünce. Ama yani dediğim gibi ben de mesela tamamen kendi arzumla, yani aynaya baktığımda hoşlanmadığım için değil. Çok şükür öyle değildim zaten. Ama hani kendi iyiliğim için, kendi sağlığım için. Ya neden olmasın? Hayatı neden daha kaliteli yaşamayayım? Hı. Bu dizler de benim, bu vücut da benim. Daha sağlıklı bir şekilde yaşayıp istediğim yani giyinebilirim diye düşündüm. 2020'de çok gerçekten giyindim istediğim. Hiçbir şey giyinemedim yani. Evden çıkmadığımız için pijamayla geziyorum. Şikayetçi de değilim pijama konusuna gerçi. Hani bu konuda bir ayrım var. Gerçekten böyle bir karar verildiği zaman tamamıyla kişinin kendi bireysel isteğine dair verilmesi gerekiyor ve senin dediğin gibi çoğu zaman bunun arka sebeplerinde bir psikolojik bir nedeni oluyor. Duygusal açlık ya da başka bir şey, bir saplantı belki. İlk başvurulan şey atıyorum cips.
kola, çikolata vesaire gibi şeyler olabiliyor. Ben de bu arada çok fazla ağır yaşamlar izledik annemle bir dönem. Oradan biliyorum. Doktor Noza onları çok iyi hala bile izliyoruz yani. İlk hemşerim. Dönem... Ya Houston'da değil mi? Hayır be, İranlı. Ha, doğru doğru pardon. Doğru diyorsun Doktor Noza'ya da. Merhaba sana. Merhaba Betül. Nasıl seslendirmesi çok iyi. Çok iyi, çok iyi ya. Bir hafif kambur yürüyor böyle. Oradan gözlemlediğim kadarıyla yani genellikle böyle ilk olarak mesela psikolojik danışmana yönlendiriyorlar. O yüzden 2021 senesinde kilo verme kararı olan insanlar varsa yani kendileri için, sağlıkları için, kesinlikle başkaları için yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü başka sebeplerden yapıldığı zaman tekrar en başa dönülüyor. Problemi en kökünden en sağlıklı şekilde çözmek gerekiyor. Doğru, yani sorunun temeline gitmeyince geçici oluyor o. Evet. Ben biraz şeye de inanıyorum. Yani başka bir şeyde tecrübe ettiğim için bunun da işe yarayabilir bir yöntem olabileceğini, yani olasılıklı konuşuyorum ama kesin bir yöntem demiyorum, altını çizerim. Denemek yani sürekli. Yani ben uzun zamandır kilo vermeyi deniyorum ve failim ama deniyorum. Aynı şey sigara da yapmıştım yani. Sigara içiyordum ben. Bir yıldır içmiyorum ve hani şeyim yani bıraktım. Yani şeydir ya, ya emin değilim bıraktım mı ya da şey değilim yani. Ya ben kesin bıraktım kanka deyip 2 haftalara başlamayacağım. Onu biliyorum yani. Bıraktım yani. Sigarayı da böyle yıllarca ya bu hafta bırakayım ben bunu falan deyip böyle bırakmadım. Hani 2 gün, birkaç saat, bazen bir hafta, bazen bir ay ama hep geri başladım. Ama bir gün pat diye geldim, pat diye bıraktım. Yani bunun da biraz böyle yavaş yavaş hani şey muhabbeti gibi, hani sigarayı azaltarak mı bıraktın yoksa birden bıraktın? Aslına bakarsan beynimde azaltarak bıraktım. Teorik olarak, yani pratikte olmasa da teoride kafamda azalta azalta bugün bırakacağım, yarın bırakacağım, bugün de deneyeyim, yarın da deneyeyim, bir ay sonra bir daha deneyeyim falan diye diye o bırakacak psikolojiye geldim bir şekilde. Nasıl olduğunu anlamadım. Belki bu konuda da böyle olurum. Yani her gün biraz daha başarılı buluyorum kendimi. Henüz tam başarılıyım diyemesem de bu konuda. Bir de dediğin gibi bunun böyle bir travmatik bir yönü olabileceği konusunda da katılıyorum. Çünkü hani çok net hatırladığım bir günüm var ve o güne ait bir fotoğraf var. Küçüğüm, muhtemelen lise 1 falan ve o zaman kilolu değilim. Ama bir fotoğraf var. Çekilmiş bir fotoğrafım, habersiz. Böyle şey giymişim. Hafif beli açık böyle. Kolsuz böyle ince askılı bir şey giymişim. Arkadaşlarım, yani aile dostumuzun evinde 2 tane de kızları var, benim bebeklik arkadaşlarım. Ve genetik olarak aşırı zayıflar. Yani hep zayıflardı hiç. Yani kilo almıyorlar. Öyle insanlar vardı ya, benim abim de öyle mesela. Kilo almıyor yani adam. Ay Neyse. ya su. Bazıları da su içse yarar. Ben, merhaba. Neyse. Ve ben o günkü fotoğraflara böyle birkaç yıl önce denk geldim. Ve çok net hatırlıyorum. Göbeği açık giydiğim için ve işte göbeğim hafif böyle bombeli diye aşırı kilolu hissettiğimi ve moralimin bozulduğunu ve daha sonra da üzerime hırka giydiğimi hatırlıyorum. Hırkalı da fotoğrafım var. Ve sırf o göbek yüzünden. Ya oysa ki evden çıkarken onu giyip çıkmışım yani. Belli ki evden çıkarken öyle düşünmemişim. Ama oraya gidip kızlarla karşılaşınca ben kiloluyum olmuşum. Yani üzerine düşününce. O zaman da kiloluyum zannediyorum kendimi. Fotoğrafa bakıyorum, çiroz gibiyim. Yani mümkün değil, kilolu olamaz o kız yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama demek ki var bir şey. Yani eskiden gelen. Evet. Mesela bu kilo düşüncen Güney Kore'de yaşadığın zaman nasıldı? Çünkü oradaki insanlar yediklerini içtiklerini sanırım ya da bence yediklerinden kaynaklı olarak sağlıklı yedikleri için çok fazla bir obezite yok diye düşünüyorum ben o tarafta. Mesela Doğru. Yani fizyolojik olarak da buna yatkınlar. Yani o da var. Anatomileri bizden farklı bir. İkincisi, evet, yedikleri yemeklerinden dolayı daha az kilo aldıkları da ben bizzat tecrübe ettim. Çünkü ben Kore'deyken sürekli az da olsa zayıfladım ki hayvan gibi yiyordum. baharattan kaynaklı diye düşündüm. Bir de yağ, çok fazla yağlı yemiyorlar. Baharattan Tuzlu olabilir. yemiyorlar, Kullandıkları yağ, evet, yani daha çok bir de protein ağırlıklı baharatlı. besleniyorlar. O da var. Yani Etli. karbonhidrat az.
Yani karbonhidrat az dediğim pilav diye bir Ve gerçek var gerçi noodle. de. Evet. Yani noodle hazır yersen kötü. Yani onun dışında noodle çok fazla aslında Kore kültüründe yok. Yani hazır noodle Doğru. çok yiyorlar. O da pratik diye ki hazır noodle da zaten Japon. Aynen. Ben de öyle ya. Evde bir şey yemeyeceğim zaman onu direkt noodle yiyorum. Aynen. Ben de öyleydim. Neyse. Seviyorsun da bir de şerefsizler lezzetli bir de yani. Neyse. Ya. Günümün en kendimi ödüllendirdiğim kısmı saat 5 noodle saatimdi. Bu ara unutuyorum hep ya da akşam mesela Güzel bir şey unutmam. hamur işi varsa makarna ya da pilav yani karbonhidrat varsa akşam yemek yiyeceğimiz şeyde o zaman yemiyorum mesela ama küçük bir ya bir öğün kendimi şımartma şeyim var yani günlük noodle hakkım. İşte ne güzel bunu yapabiliyor. Ben de güne öyle başlıyorum. Sonra şey diyorum hemen yerin. Klasik. Neyse bu kilo işi uzadı artık. Bu kilo işi uzadı. Bu kilo bu yıl verilecek inşallah. İnşallah. İnşallah deyip yani yine. Size Neyse başka. Ha. yok yok söyle. Başka bir hedefimden bahsedecektim. O konuyla alakalıysa söyle. Yok küçük bir tavsiye verecektim. Eğer böyle şeyler Buyurun. düşünüyorsanız bol bol metabolizmanızı hızlandıran şeyler tüketmeye çalışın o kadar. Evet. Bu şey değil mi? Aslında bu yemek yeme olayı yani hepimizin bildiği ve uygulamadığı şeyler aslında. Yani artık Evet. günümüzde neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmeyen insan sayısı çok çok az yani. Aynen. Ama işte dertlendim. Neyse, ikinci bir hedefim konfor zonumdan çıkmak ki bununla ilgili de hedef belirledim kendime. Konfor zon dediğim şey bilmeyenler ya da benim söylememden, telaffuzumdan anlamayanlar için yani rahat alanından çıkmak. Yani normalde yaptığından farklı bir şey yapmak. Bununla ilgili hedefim de 12 aya 12 büyük dosya videosu hazırlamak. Wow. YouTube için. Yani böyle spesifik ciddi konusu olan üzerine araştırma yapılması gereken büyük büyük yani dakika olarak uzunluk olarak büyük demiyorum konu olarak doygun her ay farklı konusu olan 12 tane video bu gerçekten düşününce bile beni strese sokuyor ki amacım da buydu bu hedef koyarken dediğim gibi rahat alanımdan çıkmaya çalışıyorum Gerçekten beni bile çünkü strese YouTube'un soktu buradan. ya ben YouTube'u ya kanalın adını bile canımın istediği şeyler diye değiştirip kendime böyle 12 ay sürecek bir sorumluluk yüklüyorum resmen. YouTube'u hiçbir zaman düzenli olarak yapmadım ama son birkaç aydır gayet düzenli gidiyorum. Bunun gazına gelerek yaptım. Ama dediğim gibi bu hedefler konusunda kendimi strese sokmayacağım. 12 dedik 6'da da durabilir yani bilemiyorum ama hedef 12. Olsun. Önemli olan hedef koymak zaten. Evet, konularımın 6-7 tanesi de belli. Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Böyle. Tamam. Bu kadar mı? Ben bir tane söyledim bu arada ama. Sen Söyle işte sana biraz daha yoksa benim daha var yani daha bahset. konuşurum yani Ben çünkü hepsini dedim birden. ya. En baştan beri çok çok büyük şeyler koymadım kendi hayatımda yani hiç. Çünkü hayal kırıklığı oluyor bende olmayınca ve ben bunu şeye de inanıyorum. Bir şeyi böyle çok aşırı yoğunlaşırsan çevrendeki şeyleri kaçırıyorsun ve bir şekilde ters tepki oluşturabiliyorsun yani. O yüzden ben böyle bir boş bir arazi olarak düşünüyorum 2021'i. Ben dekore edeceğim gibi. Mesela ben bu söylediğini bugün podcast'te bahsedeceğim şeyler arasına almadım ama kendi başka daha uzun detaylı bir listem var. Mesela orada yazdığım bir şey var. Yeni keşfettiğim şeyleri not almak diye. Bunu tam olarak bu dediğin şeye kapılmamak için yazdım mesela. Hani Kapılmamak mı? yeni bu hani bir şeye odaklanıp öbür şeyleri kaçırmamak için Aha, yani. anladım. Başka şeylere de kafamı ve gözümü çevirip onları da not alayım da hani bazen geri dönüp baktığımda aa evet böyle bir şey vardı deyip hatırlayıp tekrar ona yönelebileyim ya da başka bir şeye yönelebileyim diye. Evet, gerçekten Mesela. önemli bir nokta. Bu arada dün şöyle bir tweet okudum. Çok hoşuma gitti. Eğer geçmişte yaşıyorsanız, depresyondasınız. Gelecekte yaşıyorsanız, Anksiyete. anksiyetedesiniz, şu an yaşıyorsanız huzurlusunuz diye. Evet. Gerçekten böyle. Bunu düşünerek hayatı organize etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ama tabii şu var, yapıdan yapıya göre değişiyor. Mesela seni motive edebilir koyacağın hedefler.
Baktığın zaman o hedefi gerçekleştirmek seni motive edip o noktaya götürebilir. Ama benim gibi mesela, benim inanılmaz geleceğe dair endişelerim vardı geçmişte. Onları düşündüğün zaman mesela insan ister istemez öyle mi olacak, böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Halbuki senin bunu düşünmen hiçbir şey değiştirmiyor. Geleceğe dair hiçbir şey değiştirmiyor. Sadece sen kendi zamanından çalıyorsun böyle düşünerek, huzursuz ederek kendini. O yüzden hani biraz kendini tanıyarak, biraz da hani ne istediğini bilerek ilerlediğin zaman, ister 2021 olsun, ister 2022 olsun, her zaman kişi kazançlı çıkıyor. Ki zaten her zaman, her seneden biz kazançlı çıkıyoruz. Muhakkak o seneden öğrendiğimiz, aldığımız şeyler oluyor yani. Hiçbir sene, bu sene bile bir sürü şey öğrendik. Bir sürü şey. Daha doğrusu herkes öğreniyor. Özür dilerim, kestim ama söylemek istedim. Herkes bir şey öğreniyor ama herkes öğrendiğinin farkında olmuyor. Aynen. Önemli öyle. Olan öğrendiğinin farkında olmak. Bunu bilincinde olmak da çok önemli. Yani sonuç olarak eğer sen neyi öğrendiğini bilmiyorsan o öğretiyi kullanamazsın hayatında. Aynen. Yani bunu iyi değerlendirmek gerekiyor ve gerçekten 2020'ye herkes lanet olsun, bu sene bitsin artık, işte gına geldi şöyle böyle gibi veryansımlarda bulunuyor. Yani haksız da sayılmazlar, gerçekten şanssız bir seneydi ama 2021'in bundan çok daha iyi olabileceğinin garantisini kimse vermiyor. O yüzden mümkün mertebe pozitif taraflarından bakıp pozitif kısmıyla hatırlamak çok daha yararlı olur. Inception'lara dendiği gibi pozitif düşünceler ve davranışlar devamında pozitif aktiviteleri getirir. O yüzden pozitif olun arkadaşlar. 2021'e dair en büyük hedef pozitif olmak. Kesinlikle katılıyorum ve ben de senin gibi düşünüyorum. Ama diyerek şimdiden sıçtım aslında ama neyse. ama yani senin söylediklerin üzerine kendi fikrimi de eklemek isterim. Hani sen öyle söylüyorsun, hı-hı, ya da söylemiyorsun, bilmiyorum o yüzden. Ben niye bu kadar açıklama yapma gereği? Evet, ben bu hafta yine linç yedim de arkadaşlar. Muhtemelen o yüzden oldu bu. Bir dakika. Hiçbir yerleri boğurarak şu an. Evet, ben bu hafta da linç yediğim için biraz tepkinli konuşuyorum galiba. Neyse. Kendine gel Senem. Şey demek istiyorum. Tabii pozitif taraflarına bakarken negatif taraflarını unutmamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani negatif tarafa odaklanmadan negatifin farkında olup pozitife doğru. Yani mesela örnek vereyim. Annem her seferinde bunu yapar. Sonra ben söyleyince de evet ya haklısın der. Ondan örnek vereyim. Mesela kaygılanabileceğim bir şey olur. Ne bileyim, atıyorum. Ne olsun, bir de büyük bir şey olsun da daha dramatik bir örnek olsun. Ne olacak? Ne bileyim, işte hastaneden test sonucun çıkacak mesela, anladın mı? Çok kötü bir şey olabilir mesela, attım. Ve işte daha test sonucu çıkmadan böyle ağlamaya başlarsın böyle. Ben de anneme derim ki yani bir test sonucu çıksın, bir öleceğim garantilensene, ondan sonra ağlarız yani. De şu an neye ağlıyorsun? Belli değil yani. Olmayan bir şeye ağlıyorsun belki de şu anda. O da evet ya haklısın falan der böyle. Yani onun gibi bir şey yani, sen farkında ol olabilecek şeyin, ihtimallerini unutma. Ama ona göre de yaşa da yani. Sonuçta ne olacağını kimse bilmiyor. Evet. Bunu da altını çizmek isterim yani. Biraz Pollyanna değil de daha gerçekçi bir yapıya sahip. Yo doğru. Bunun sorumlusu da Gizem'dir ya. Ben buradan Gizem'e isyan etmek istiyorum. Eskiden bilenler bilir, ben hep böyle duygusal ya falan derdim. Gizem de hayır canım 2+2=4 saçmalama gerizekalı falan derdi bana. Hiçbir zaman gerizekalı demedi. Abarttım şu anda. Neyse. Sonra ben yavaş yavaş Gizem'e benzemeye başladım. Bunun sorumlusu Gizem, benim ruhumu öldürmüştür. Buradan kendisi teşekkür etmek istiyorum bu konu hakkında. Sevgiler. Evet. Benim şöyle söyleyeyim. Ben onu belirtme ihtiyacı duymadım çünkü zaten hali hazırda negatif olayların çok olduğu bir sene olduğu için insanın onu bir tamamıyla silmesi imkansız yani. Sonuçta şu anda evimizde oturup şu podcast'i belki yapmayacaktık böyle şeyler olmasaydı. Ben çünkü aynen, şu saatte çalışıyor olacaktım. Harıl harıl en yoğun saatlerimden biri olacaktı iş yerinde. Ama katılıyorum kesinlikle dediğin şeye. Bir de ben de şu açıdan bakıyorum. Negatif şeyleri ders olarak alıp pozitifliğe odaklanmak şeklinde düzelteyim o zaman. Madem senin dediklerine de katılıyorsam. Ben de yine senin dediklerine katılıyorum. Bu böyle sabaha kadar sürer. Hayır, şey söylemek istiyorum. Ben de bunu negatif tarafını da söyleme ihtiyacı duydum. Çünkü bazı insanlara bu
irite edici gelebiliyor ve ben bunu çok iyi anlıyorum. Yani bu benim Nil Karaibrahimgil pozitifliği olarak Ay. adlandırdığım bir yere gidebiliyor bazı insanlar için. Özellikle hani daha olumsuz düşünen insanlar böyle pozitif lafını duyunca ya yeter falan hani moduna girebiliyorlar psikolojik olarak. Onu elemine edebilmek adına biraz da söylemek istedim. Yani Bence. biz burada Pollyanna, dünya pembe arkadaşlar bakın deniz, güneş, ay, kumsal, oksijen ne kadar güzel falan değil yani. Oksijen de bok gibi bu arada hava. Kesinlikle ya, dün neredeyse depresyona giriyordum ben. Bu ne böyle, etrafta dementörler geziyor. Ruh emiciler geziyor sanki. Korkunçtu yani. Burada da İstanbul'da da hava bu arada aşırı kapalı. Işığın ığısı yok ama hava 15 derece, 16 Evet. derece falan. Burcu dedi 17 dereceymiş geçen günü İstanbul, dedim. Yaşanmaz ya Sizin İstanbul. orada kar yağıyordu geçen gün, değil mi? Evet. Allahsızlar. Hemen modu değişti. Ama çok güzel bir andı Senem ya. Çok güzel andı. Tam da böyle Jimin'in şarkısıyla denk geldi. Ben bunu BTS yayınında da anlattım. Ama burada da anlatabilirim. Çünkü çok güzel bir andı. Baktım şarkı gelmiş, dedim. Ben bunu birazcık uyanınca izleyeyim, dinleyeyim. Sonra Twitter'da bir tweet gördüm. Ankara'ya tam kar düştüğü zaman Jimin'in şarkısı geldi diye. Bir baktım dışarıya böyle. Her yer bembeyaz. Böyle. Darısı başınıza. Kar sevenler küfür ediyor, kar sevmeyenler çok şükür diyor şu anda. Akşamını eridi zaten ya. Güzel yağmıştı ama Olsun. akşamına direkt Olsun erimiş olsun. yani. Olsun. Ya zaten Karı en gördüm. son ne zaman kar tuttu ben bilmiyorum yani. Yani hatırlıyorum en Geçen son ne sene zaman burada. tuttuğunu da. Ya ben işte burada yok. Ben eve gidemedim ya. Geç iş yerimden eve çok zor gitmiştim. Geçen sene. Benim bir kere 6-7 yıl önce ben bir eve gidemedim. Bir hafta Gizemler'de kalmıştım. Oh! Güzel olmuştu. Karda daha falan. Ama Gizemler'e gidene kadar yani sana şöyle diyeyim. İstanbul merkezden Gizemler'in evi zaten uzaktı. Gizemler'in evinden benim ev daha da uzak. Yani sadece yolun yarısını gidebildim yani. Ve onu da zor gittim. Ondan sonrasında babama diyorum ki gel beni al. Diyor ki kızım otoparkta arabayı çıkartamıyorum. Ne gel beni al. Sonra Doğru. ben 3 gün boyunca belediyeyle kavga ettim. Gidin şu sokaktaki şu otoparkın önündeki karı kaldırın hani. Kaldırdılar mı? 3 gün sonra kaldırmaya başladılar. 4. 5. günden sonra da dedim ki beni almayın biz çok eğleniyoruz. Bir hafta sonra aldı babam beni. Ya, değil mi? Ne zaman oldu bu? İşte yani 6-7 yıl önce hatta Koraca kursundan çıktım da gidemedim eve. Yani Hmm. hiçbir şeyim yok ya. İç çamaşırım yok. Çıktık Gizem'de markete gittik bana iç çamaşırı almaya yani. Oo. O kadar Bayağı hiçbir şey hazırlıksız yani. yakalanmışsın. Evet. Evet. Hatta karda oynadığımız zamanların videoları da var YouTube'da. Ay ne güzeldi. Ben karda falan oynuyorduk. Neyse. Eski güzel kar yağıyordu. Şimdi niye bu kadar azaldı bilmiyorum. Ben hala umutluyum Küresel ısınma. Yani Aralık 28-27. Hava 18 derece yani. gerçekten ya. Los Angeles'a çevirdiniz iyice İstanbul. Los Angeles bir tık daha sıcak olabilir ama evet yani o kıvama geliyoruz Ya artık. ama İstanbul'un sorunu çok şey. Sıkıntısı nem. Neyse ya. İyice yaşlı muhabbetine dönecek gibi o zaman. Hakikaten. Yeni yıl hedefimiz yaşlı muhabbeti yapmak. Ruhum gençte falan diye. Evet biraz önce bu dizler benim falan diye konuşuyorduk kilo vermekten Ama bahsederken. benim dizlerim ya o şekilde olmasının sebebi kilom değil. Kas asistanı olarak ayakta çok durduğum için. Çok üzücü. Yani benim de değil ama kilo da sonuçta yardımcı olmuyor. Mesleki deformasyon. Peki. Öyle. Öyle tabii. Mesleki deformasyon. Öyle öyle. Ay. Öyle tabii ki. Her mesleğin bir maalesef şeyi var arkadaşlar. Mesela bir arkadaşım çok fazla bilgisayar başında oturduğu için boyun fıtığı başlangıcı olmuştu. Sürekli kız bilgisayar başında işte haber metni falan giriyordu. Giriş yapıyordu. Star TV'de çalışıyordu o zamanlar. Kızcağız da boyun fıtığı başladı yani. O yüzden. Benim de bel fıtığım başladı tiyatro yüzünden. Yani daha doğrusu amatör tiyatro yüzünden. Çünkü dekor taşımak. Ay. Hammallık yapmaktan yani kısacası. Ben de dedim acaba ayakta rol vermekten mi? Sürekli. Ya o da var tabii ki ayakta durmak da şey değil ama o dekor taşımaktan. Yani bunun şey muayenesine gittiğimde doktor bana şey demişti. Sen hiç bel fıtığı olan hammal gördün mü dedi.
ya da duydun mu? Hayır dedim. Evet, duymazsın çünkü onlar taşıyabiliyorlar. Sen taşıyamıyorsun Tekniği aslında var dedi. çünkü. Hayır ya, adam güçlü bir kere taşıyabiliyor yani, anladın mı? Kaldırıyor sırtı. Benim sırtımda kas yokmuş. Yani direkt omurgamla kaldırıyorum yani, Oy. düşün bir şey kaldırınca. Ama yani Falan gerçekten. filan. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Çok gücüme giden bir konu vardı. Bunu burada dile getireceğim. Sevgili yetkililer dinlesin. Ben 7 mi? 94. 7 ile 12 yaş arasında TRT'nin Çok Ses Çocuk Korosu'na gittim. 5 sene şan eğitimi aldım. Ondan sonra TRT'de şu anda hala var herhalde. 3 tane farklı koro çeşidi var. Yetişkin, genç, çocuk olmak üzere. Halk müziği, sanat müziği, çok sesli diye üçe ayrılıyor. Yani biliyorsun çok sesli de işte bu aryalar vesaireler söylenen kısım. Diğerlerini biliyorsunuz zaten. Şimdi bu iki koro halk müziği ve sanat müziği oturarak şarkı söylüyorlar. Notaları, ses çalışmalarını, her şeylerini oturarak yapıyorlar. Ama çok sesli, haşa ne mümkün. Cumartesi, pazar tam 3,5 saat ayakta nefes egzersizi, sisi, nefes egzersizi, ses egzersizi, kulak egzersizi, nota çalışması, şarkı çalışması, bunların hepsini ayakta yapıyorduk. Hepsini Ama yani. teknik olarak yani sanat Evet. müziğine çok hakim değilim ama diyaframın daha Evet. açık rahat durabilmesi için diye Aynen tahmin öyle. ediyorum. Ama o kadar canım acıyordu ki yani küçüksün. Hani şey dersin, çocuksun sonuçta, dirençli olursun, dayanırsın. Ama belim, ayaklarım o kadar yoruluyordu ki böyle ve çok yani çocuksun ya, sıkılıyorsun tabii ister istemez. Yani her hafta sonu ya, her hafta sonu benim arkadaşlarım eğleniyor, hafta sonu geliyor yaşasın diye. Benim hiç hafta sonum olmadı 5 sene boyunca. Habire Çok Sesli Çocuk Korosu'na gidip böyle el havada bayağı yararını görmedim mi? Çok gördüm. Kendi hayatımda bile müzik dinlerken çok yararını görüyorum yani. Ama o ayakta olmak beni çok üzdü 5 sene boyunca gerçekten. Bu arada insanlar hep hani bunu hiç düşünmüyor. Yani düşünmüyoruz daha doğrusu. Hep hareket etmenin daha yorucu olduğunu aslında zannediyoruz ama sabit durmak her zaman daha yorucu. Yani yatmıyorsan Kesinlikle. tabii ki. Kesinlikle. Mesela yani kolunu havada tutmak yani çok zor bir şey. Onun yerine bilmem kaç kilo ağırlıkta dumbbell kaldır, daha az yoruluyor kolun yani. Tabii canım. Onu da ben şeyde çok tecrübe ettim. Yani prova sırasında o kadar hareketsiz kalmıyorsundur ama yine de minimal bir hareket etmek gerekiyor. Biz ödül töreni yapmıştık, bir ara düzenlemiştik. Ben galiba onlardan bir neyse. Bir kısmında bir süre biz sahnede sabit ayakta durmak zorunda kaldık. Çünkü biz de çok sesli yaptık. Okulun çok sesli korosuyla tiyatro ekibi beraber girip ortak proje yapmıştık. Ne güzel. Dolayısıyla biz de ayakta durduk ve çok uzun bir süre durduk. Çünkü hani şeyler falan susmak bilmedi. Yok rektörüydü, yok dekanıydı, yok osuydu, bu suydu, bilmem nesiydi. 40 saat de konuşuyorlar ya. Hiçbir zaman onun ne kadar konuşacağını tahmin edemiyorsun. Abi bizim ayaklar bir başladı. Ay. Yani bir de topuklu mopukluyuz, ödül töreni ya. Aha. Yani en son arkadakiler çaktırmadan topuklularını çıkartıp hani yere bastılar falan. Ben öndeyim abi, hiçbir şey yapamıyorum. Ya ve hani hala unutamam o ayağımın ağrısını. Ay. Yani korkunç bir şey sabit durmak. Hani sağa doğru kalçanı atsan falan belki böyle bir hani şey kızma modu vardır ya, böyle kalçanın birini düşürerek dizini kırarak dur. Hani öyle falan dursan rahatlayacaksın bir iki dakika. Yok, sahnedesin, duramıyorsun. Düz durman lazım Ya yani. çok büyük sıkıntı gerçekten ama ya. Ben Çok anlıyorum yani seni. ya, koşsak gerçekten koşsak bir saat Hayır. boyunca o kadar yorulmazdık Tabii herhalde. canım ya, iş mesela alışveriş merkezlerinde yürüdüğün zaman sıkıntı yok. Ama mesela birini beklerken aman Allah'ım ya. Gerçekten o an yani kendimi eğlendirmek için bir sürü şeyler düşünüyorum. Senin dediğin gibi benim de çok canım acıdığı zamanlar olurdu çocukken. Belimin ağrıdığı, ayağımın ağrıdığı. O zaman mesela şey yaptığımı hatırlıyorum. İnanılmaz derecede başka bir şeye konsantre oluyordum. Karşımdaki bir görselin bilmem nesine mesela acıyı hissetmemek. Böyle yollara başvurdum ya, neler çekmişiz gerçekten. Benim bir arkadaşım vardı sahnede. Çok hoşlandığı bir kız vardı, beraber oynadığı. Evet. Neyse.
Kızın güzelliğinden etkilenmemek için diyeyim. Öyle anlatayım kibarca. Şeyi aklına getiriyordu. Hani bu meşhur bir tane fotoğrafçının adını keşke hatırlasaydım şu an. Çok söylemek isterdim. Bir tane meşhur fotoğraf vardır. Afrika'da bir çocuk ölmek üzere başında akbaba bekliyor. Evet. Onu hayal ederdi Ay. sürekli. Ay gülüyorum ama yani güzel bir yöntem. Çok Onun gibi. trajikomik bir Şey, aynen. Bu başka kafayı başka bir şeyle oyalamak şeye de yardımcı oluyor. Hani bu şu zaman kavramı var ya, bir kişisel zaman var, bir de gerçek zaman var. Hani işte vakit iyi geç, yani eğlendiğin zaman vakit hızlı geçiyor. İşte öbür türlü geçmek bilmiyor. Oysa ki yani 1 saat 60 dakika her türlü falan muhabbetine giriyor işte o da. Kendini daha eğlenceli bir şeyle oyalamayı başarırsan daha az odaklanıyorsun öbür şeylere. Evet, ama şöyle bir şeyden de bahsedeceğim. Biz dijital medya ajansında ben de şey gibiyim. Tam tesisatlı kameraman Cevat geldi. Her işte bulunmuş. Her program CV sayıyor değil mi? CV'sini Aynen. açıklıyor. Şey gibi. Bir, programları birleştirip Betül'ün CV'sini oluşturabilirsiniz. Bu kızdan CV istemeyin artık. Aynen öyle. Her programda başka bir örnekten bahsediyorum. Atma Rıza mıydı? Neydi? Bir tane vardı ya sürekli. Unuttum, Şener Şen karakteri. Onun da doğum günüymüş dün bu arada. İyi ki doğmuş. Mesela bir tane bir okulda okuyan bir arkadaşımı referans ettim. Grafik tasarım alanında birisiyle çalışma ihtiyacımız vardı. Ondan sonra yaptığı işle ilgili bir şey yapmayacağım. Sürekli böyle zaman kavramını yok eden müzikler dinlerdi. Belli yani şey yok. Şarkının başı sonu yok. Şarkıyı loop'a al. Seni sonsuzluğa atsın. Hani böyle çizgi filmlerde sürekli çizgili dönen şeyler olur ya. Öyle Anladım. bir ortam yani. Neden böyle bir müzik dinliyorsun diye sorduğumda, çalıştığım zaman zaman mekan kavramını bana hani unutturuyor. O yüzden daha iyi odaklanabiliyorum demişti. Ama there is always a but. Kendisinde şöyle bir sıkıntı vardı. 8 saatte 9 saatte iş çıkartamıyordu. Bunun da böyle bir dezavantajı vardı. Bu ayrı bir örnek, anekdot olarak veriyorum bu arada. Evet yani deadline'ın olmadığı sürece hani onu nasıl ayarlıyor kafasını? Yani daha çok vaktim var gibi de düşünebilir yanlışlıkla. Zaten öyle düşünüyor. Mesela iş Yani bekliyor. tam tersi olsa iyi de hani az vaktim kalmıştır diye düşünse önünde 4 saat olsa iyi bir şey bu. Çünkü Aynen. şey de var ya, bu da sanırım bilimsel olarak ispatlanmış. Deadline'ınızı bir şeyi bitirme süresini ne kadar uzatırsanız o kadar uzun sürede yapıyorsunuz bir işi. Ne Evet. kadar kısa olursa o sürede o kadar kısa sürede yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ya Çünkü öyle de bir gerçek var yani. süre uzadığı zaman seçenekler de çok fazla oluyor. Aklına şeyler geliyor. Bunu da yapayım, bunu da yapayım. Şöyle mi deneyeyim, böyle mi yapayım derken, ama zaman az olduğu zaman ben bunu buraya sığdıramam. Zaten bunun buraya çıkması gerekiyor. Böyle yapalım diye daha net ve kesin cevaplar veriyorsun. Evet. O gün mesela bir tane işimiz vardı ve gerçekten saatlerce o iş tamamlanamadı. Yani o da anlamadı niye böyle olduğunu. Ben tabii demedim neden öyle olduğunu ona, ama Acaba? muhtemelen bir de kendisi şey yap, master falan yapıyordu yani bu arada. Değişik bir. İşte bazı insanların çalışma ya da yaşama stilleri yaptıkları işe uygun olmayabiliyor. Evet, maalesef öyle. Ya da yani en azından yaptığın işe göre kendini adapte edeceksin. Diyeceksin ki benim böyle bir Evet. problemim varsa ben bunu bu şekilde şuradan tamamlayayım. Mesela ben de çalışırken alttan müzik açıyorum, ama gerçekten zaman kavramımı yok edecek bir şey açmamaya çalışıyorum. Çünkü benim de kaybolma ihtimalim var. Mesela görsel ararken Pinterest'te gerçekten kayboluyorum. Saatler geçmiş ya, nasıl böyle bir şey mümkün olabilir diyorum ya. Saatler geçmiş yani fotoğraflara bakarken. Ondan sonra bu sefer ne yapıyorum? Mesela bir albüm açıyorum. Albüm tekrar başa sardığında aslında ne kadar zamanımın geçtiğini fark ediyorum. O beni biraz uyandırıyor. Ama tema olarak aynı müzik tarzı olduğu için bir sıkıntı yaşamıyorum konsantrasyon açısından. Yani bunun gibi kendini tanıyıp sağdaki soldaki envanterlerle kendini tamamlayabilirsin yani. Ben sürekli alarm kuruyorum böyle durumlarda. Ben zaten müzikle çalışamıyorum. Yani okuyabiliyorum ama çalışamıyorum. Okuyabildiğim müzik de sözsüz ve bilmediğim, yani melodisini de kafamın içinden tekrar edemeyeceğim bir şarkı olmalı. O yüzden genelde ya caz ya da klasik, bilmediğim bir klasik parça açıyorum. Yoksa onu da kafamın içinden söylüyorum ve odaklanamıyorum okuduğum şeye. Onun dışında da normalde böyle sessiz ortamda çalışmaya çalışıyorum. Öyle bir durumda da hani bir saat çalışayım demeyi de istemiyorum. Çünkü belki de iki saat çalışacak
motivasyonum var. Ama ben ona bir saat dediğim için kendimi kısıtlamış oluyorum. Dolayısıyla Anladım. hani salıyorum öyle kendimi. Ama mesela belirli bir saat belirliyor. Yani artık bu saatten sonra da yuh Senem diyeceğim bir saate alarm kuruyorum. O çaldığında bakıyorum böyle bir. Devam edeceksem ediyorum, etmeyeceksem etmiyorum. Ve hani en azından yani akmamış, kontrolsüz bir şey olmamış oluyor. Anladım. Ya bak işte bak sen de kendi tekniğini söylemişsin ya şey kendi tekniğini ortaya çıkarmışsın yani. Ama bu Önemli deneme olan yanılmayla oluyor. Belki de o bahsettiğin arkadaşın artık onun da yolunu bulmuş benim olabilir. Üzüldüğüm kısım hiçbir fikri yoktu yani. Olan işe oldu. Ha, o zaten kötü oldu da. Çünkü ben şimdi görsel grafik falan konusunda herhangi bir eğitim almadım ama benim orada pozisyonum proje yöneticisiydi. Yani müşterinin ne istediğini anlıyorum. Aradaki köprü oluyorum. Diyorum ki grafikere böyle böyle bir şey istiyor. Şöyle şöyle bir şey yapalım. Tamam diyor o da mesela. Ben bu kanma nasıl yapılır? Hangi program kullanılır? Hangi renkler? Şunlar bunlar bilmiyorum. Ama öyle bir noktaya geldik ki onun yanına ben oturdum ve şöyle yap. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy dedim ve bu kişi master yapıyordu yani. İnsanlığın kendinin bilincinde olması çok önemli işinde. Evet. Gerçekten. Yani ne olduğunu bilirsen artılarını da bilirsin, eksilerini de bilirsin. Ona göre kendini bir noktaya yönlendirirsin. Ya da bu problemi yani fark ediyorsan ödün vermek zorundasın yani. Başkasını Evet. etkileyecek bir şey çünkü sadece Aynen. seni etkilemiyor ki. Bir iş ya. Bir zahmet sen de kapat müziğini yani madem Tabii canım. Ama senin dediğin gibi o farkında değil muhtemelen neden Değil değil. Olduğunu. Ya şimdi onu söylediğimi de hatırlamıyorum gerçi. Söylememi söyledim mi bilmiyorum ki. Neyse benim üzerime vazife değildi. Patronumun vazifesiydi. Onu söylemesi gerekiyordu. Biz onun iyi polis kötü polislik. Genelde kötüleri ben söylerdim. İyileri o söylerdi. Çok çok son noktada o söylerdi. Çünkü o 2-3 kez söylediği zaman patron sıfatının şeyi kalmıyor artık. Hani ne o? Geri geçerli Evet. bir ciddiliği var ya. O yüzden ben hep kötü polis olurdum. Hep ben işte eleştiriyi ben yapardım. Çok da sıkıntı etmezdim. İş çünkü bu. İş ayrı. Ama nasıl söylediğin önemli. Rencide etmeden söylemek lazım. Tamam işte Twitter'daki ben. Twitter'ı Ama sen... kendi kendime patronuyum. Ay şey çok güldüm ya. Ben Twitter'dan uzaklaşacağım falan filan deyip ondan sonra da... 2 dakika geçmeden yine tweet flood'u atma. 5 dakika önce buralara gelmeyeceğim deyip şu anda flood atıyorum. Çok ama gerekliydi. Bak farkındalık var ama. Yani demek ki bir ona bakıyor. Ya ama bu arada o günden beri Twitter'ı yüklemedim telefonuma hala. Hadi ya. Evet ve yani bugün baktım mesela sonra Allah'tan dedim ki yani iyi ki sinirleneceğim bir şey çıkmadı. Çıksaydı çünkü yine başa saracaktık. Trending Topic listesine bakmamam lazım benim. Evet. Yani bakınca patlıyorum. Mesela o günden beri bakmadım. Bugün baktım ve işte sonra da dedim ki Allah'ım iyi ki bir şey yoktu. Benim hiç bakma alışkanlığım yok biliyor musun Trend Topic'e? Hiç. Ya benim var ya. İşte hiç. Onda... Ben kendi kurduğum dünyada ilerliyorum. Hatta dedim ya liste yaptım mis gibi ya. Ben de yaptım of, liste. Açım ben de oldu. Yaptım bir sürü liste. Tık 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 like'lar tık 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 tık. Hemen retweetler falan harika. Valla Burcu'ya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum bana bu fikri verdiği için. Ben de buradan Burcu'ya teşekkür ediyorum. Senin vesilenle öğrensem de listenin ne olduğunu. Sonuçta kaynağı Burcu'dur. Ya teşekkürler. Evet. Gerçekten burada çünkü bu tarz şeylerden muzdarip. Ya dün kaçı ayın? Dün değil onun önceki gün falan. Çok sevdiğim böyle yorumlarına, tweetlerine çok güldüm. Hoşuma giden mesela. Birinin garip bir mesela tweetini gördüm. Böyle öyle zamanlarda uzaklaşmak istiyorum ya Twitter'dan. Sosyal medyadan. Ama işte uzaklaşamıyorsun. Çünkü bütün haberler en hızlı şekilde orada dönüyor. Dönüşümlü bir şekilde uygulanıyor. O yüzden sen de kendini ne yapacaksın? Kendini ona adapte edeceksin. Ona göre bir sistem oluşturacaksın. Az önce verdiğim aynen. örneklere örnek olarak yani. Her şeyin bir yolu var sonuçta. Önemli olan kendine uygun olanı seçmen. Şey olsa mesela daha memnun olurdum. Timeline'da neyi göreceğini, yani daha doğrusu timeline'ı görmek istemezdim. Ne? Yani
Direkt Twitter'ı açıyorsun, karşına timeline çıkıyor ya. Evet. Mesela ben her ne kadar liste yapsam da o gün görmek istemediğim bir şeyi timeline'ı açtığın o an görebilirim. Karşıma tesadüfen o çıkabilir ya. Onu istemiyorum ben. Görmek istediğim Şey yaptın mı? Sessize aldığın kelimelerin var mı? Sessiz aldım kelimelerim yok. Çünkü sessiz aldım kelimeler de İlgi hoşuma gidecek alanın şeyler mı? olabilir. Hayır yani nasıl diyeyim, atıyorum işte ben Nazizm ile ilgili olumlu şeyler düşünmüyorum ve Nazizmle ilgili bir şey de görmek istemiyorum mesela, ama Nazizmin ne kadar kötü olduğunu anlatan bir şeyi de Nazizm kelimesini ben engellersem göremem. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım, O yüzden anladım o dediğini. yola gitmemeye çalışıyorum. Bir de yok yani beni rahatsız edecek bir kelime. Beni var ya. Beni tavırlar daha çok rahatsız ediyor. Mesela benim de var bir tane arkadaşım. Bazı düşüncelerimiz çok zıt. Ama bazı düşüncelerimiz de ortak. Ya ben buna okeyim zaten. Bunun yani hiçbir problemim olamaz dünyada. Hiçbir zaman olamaz böyle bir şeye problemim. Yani yüz yüzeyken de olamaz. Ve bunun olması gerektiğini de savunuyorum. Farklı fikirler olmasını. Ama bunu nasıl dile getirdiğin çok önemli. Ve neye dayanarak dile getirdiğin de önemli. Yani bir şeye de dayanmıyorsa zaten direkt takipten çıkıyorum, ve sürekli yapılıyorsa. Kim olduğu hiç önemli değil. Doğru. İşte yani bir o sayfa nasıl yönetiliyor? Mesela geçen gün biri bana yazdı. Yani sürekli bir tane tweet bulayım ve onun üzerinden atarlanayım, sinirleneyim ve gideyim gibi görüyorum ben senin sayfanı çoğunlukla dedi. Dedim haklısın. Aa, okudum mu dediğini? Ama yani haklı, evet. Yani bir tane tweet, yani aslında bir tane tweet değil o. Çok fazla tweet. Zaten o yüzden sinirim bozuluyor. Ama evet yani olumsuz baktığım doğru. Çünkü ortadaki şey olumlu değil ki. Yani hak veriyorum o yüzden o Ya kişiye. sen doluyorsun. Yani okuyup Tabii. O yüzden TT'ye bakmamam lazım işte evet benim. Çünkü işte TT'ye girdiğim zaman yani bütün olumsuzu aynı anda görüyorsun. aynen öyle. Yani ben Bir de tane görsem sinirim bozulmayacak zaten. o meşhur Eylül haftasında, meşhur fandomdan atıldığımız o Eylül haftasında ben de herhalde en çok o zaman TT'ye bakmışımdır sağ taraftaki. Bir girdiğim zaman çok utandım ya. Çok yani çok kötü hissettim kendini. Yok ben bir daha asla buralara girmem. Buralar benlik yerler değil gerçekten yani. Ondan sonra baktım ki beni kötü etkiliyor. Hiç dahil olmadım. Hatta bu aslında tabii ki de bende kötü şeylere de denk gelebiliyor. Çünkü trend topikleri kaçırabiliyorum ilgilendiğim alanlarla ilgili. Aa diyorum bu konuyla ilgili tweet atmışım. Keşke de etiket ekleseymişim mesela. Keşke edit olsaymış Twitter'da da hemen açıp tekrar bir etiket koysam ama yapacak bir şey yok yani. Ruh halim daha önemli. O yüzden hiç Evet. dikkat etmiyorum o taraflara artık ya. Benim bir de en çok ya mesela TT'de aslında olumsuz bir şey görmek te aslında temelde tabii ki beni rahatsız ediyor, ama en çok rahatsız eden şey değil. Çünkü yani internet kullanımının ne durumda olduğunu biliyoruz. Yani internette doğru kaynak aramanın ne olduğunu bilmiyoruz çoğumuz. Ben de hala tam olarak hakim değilim. Yani internette bilinçli kullanıcı olmak nedir bilmiyoruz. Yani her şey gözümüzün önünde ve teyit etmeden paylaşıyoruz. Yani eskiden ne bileyim gazeteden aldığımız haberi artık internette herhangi bir yerden alıyoruz. Ama nereden aldığımızı bilmiyoruz. Ama bir gazeteden haber aldığında en azından o gazetenin genel yayın yönetmeninin kim olduğu belli en azından. Hedef belli. Anlatabildim mi? Evet, yani Kaynak belli, hedef özür dilerim. belli. Kaynak belli. Evet, yani bir şeyi kaynaksızsa veya yanlışsa kimden hesap soracağını biliyorsun. Evet. Ama atıyorum bilmem ne, yani evde oturmuş web sitesi yapmış bir tane adam, gitmiş almış oradan copy paste yapmış. Nereden aldığı da belli değil ve yalan haber veya dedikodu kendi üretmiş, bilmiyorsun ve birdenbire viral olabiliyor yanlışlıkla çok takipçili biri paylaşırsa. Vesaire, herkes buna inanıyor. Bu şey gibi işte, Trendyol'da çocuk satılması gibi yani, anladın mı? Yani ve kimse de bunun yalan olduğu ortaya çıkınca arkadaşlar bu yalanmış yani dedi tabii ki diyenler, ama paylaşanlar eski paylaştıklarını silmedi. Aynen. Yani Oluyor öyle. sen yanlış olanı silmediğin sürece doğruyla onu düzeltemez ki. Benim sinirim bozan şey o yani, mesela TT'de yanlış bir şey gördüğümde ve onu düzelttiğimde onun kabul edilmemesi benim sinirimi bozuyor zaten Ama aslında. çok yani Yani çok normal kabul edilmemesi de senden ya maalesef işte. yok, bence değil. Bence asla normal değil. Yani bu şey gibi yani gökyüzü
ne renk olamayabilir gökyüzü şu an düşündüm de. Kırmızı. Her renkte oluyor şerefsiz. Ne diyeyim ya, önünde işte ne bileyim ya 2 artı 2 8 diye diretmektir yani bu, anladın mı? Arkadaş 2 artı 2 işte eşittir 4. Tamam, hayır tamam, senin sonucun doğru olabilir. Tamam, senin sonucun doğru zaten, o konuda bir soru işareti yok ama senin sonucunu algılayacak zihniyete sahip olması ya, karşıdaki hayır, imkan. Hayır, öyle bir şeyden hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani ortadaki şey bir fikir değil benim söylediğim şey. Evet. Benim söylediğim şey, ben kaynağıyla, ya mesela ya söyleyeyim de bu hafta yediğim linçi de anlatmış olayım. Yani Lisuman işte BTS hakkında bilmem ne demiş. Tamam mı? Ne dediği önemli değil. Ama dememiş. Yani olay o. Anladın mı? Lisuman öyle bir şey dememiş. Tamam. Yani kaynağını gösteriyorum. O da diyor ki hayır demiş. Tamam. Ve demese nasıl yazarlardı? Ya yazmamış ki diyorum yani. Tamam da bak sen doğru olanı söylesen de karşıdaki bunu anlamak istemiyorsa anlamaz yani. Böyle bir sürü insan ha, işte var. İşte bu normal değil, onu söylüyorum. Anlamamasını anlamaması normal dedin ya. Hayır, anlamaması işte normal değil yani. Ama böyle bir durum olması normal. Çünkü herkes anladığı kadar vardır. O yüzden bu savaşılacak ya da hani böyle... bayrak yani kendini yoracağın bir konu değil, onu demek istiyorum yani benim fikrimce. Ama tabii ki sen gel de bunu bana anlat. Sen hassassın diyecektim tam bu konuda. Ben senin bak çoğu konuda seninle ortak düşünüyoruz, özellikle sosyal medya konusunda, tepkiler konusunda. Ama işte bence senin düşüncelerin gerçekten kıymetli, önemli. Çünkü çoğu konuda saptamalar yapıyorsun, doğru saptamalar yapıyorsun. Ama herkes bunu algılayabilecek seviyede olamayabiliyor. Düşünce yapısında olamıyor. Belki de düşünce yapısı değişecek ama bir sene sonra değişecek. Belki bir sene ya sonra. Ya ama işin komik yanı, işin komik yanı, ben bir şeyi saptamıyorum işte. Bir düşünce yok ortada benim söylediğim. Bunu söylemeye çalışıyorum. Fark etmez benim ki. Söylediğim şey düşünce değil ki. Benim söylediğim şey olan şey. Yani Lisuman senin baban değil, düşmanın değil, bilmem ne. Yani hiç hayatında görmedin, görmeyeceksin, ilgilenmeyen diyeyim ve belki de hayatında ilk defa duyduğun bir isim Lisuman. Ya sen niye bu adama bu kadar düşmansın yani, anladın mı? Adama hiç yapmadığı bir şey yüzünden. Ya iyi de önemsemiyor ki. Yani önemli mi ne olduğu? Önemli olsa zaten İşte bu insanlarla değil. Bu insanlarla benim aynı yerde yaşıyor olmam, bu insanlarla benim bugün yarın aynı iş yerinde çalışacak olmam, bugün yarın bu insanların tutup benim mahallemin muhtarı olacak olması en iyi ihtimalle benim sinirimi hoplatıyor yani, anladın mı? Ama o insanlarda yaşının ne olduğu hiç önemli değil. Diğer ülkelerde de var, sadece burada değil ki. Ya tabii ki var da yani diğer dünyayı da kurtaracak, yani Türkiye'yi de kurtarmıyorum tabii ki de yani. En azından kendi içinde olduğum küçük komünite için elimden geleni yapmam gerekiyor diye düşünmemem de lazım aslında. Arkadaşlar ben kendiyle çelişiyorum bu şu anda. Linç yediğim haftalar farklı düşünüyorum. Linç yemediğim haftalar farklı düşünüyorum. Anlıyorum seni. Öyle bir taraftan diyeyim. Kendi içinden düşünüyorsun. Bir taraftan kendini karşına alıp düşünüyorsun. Ortaya tezatlıklar çıkıyor. Anlıyorum. Ben de bunu tabii çok yapıyorum kendime. Ama bunu çok yaptığım zaman öyle bir noktaya geliyorum ki ne yapayım? O yüzden mümkün mertebe karşıda olduğum zaman, kendimin karşısında kendimi düşündüğüm zaman biraz daha iyi davranmaya çalışıyorum kendime. Hırpalamamaya bazen sırf bazen sırf böyle durumlar için böyle aşırı 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 çok takipçim olsun istiyorum. Çünkü hani bizim bu K-pop komünitesinde özellikle ne kadar çok takipçin varsa o kadar haklı oluyorsun ya, ya da ne kadar like'ın olursa. Yani sırf o güce sahip olmak için çok isterdim yani. Aşırı isterdim çok takipçim. Sadece Twitter'da. YouTube'da falan değil yani. Sadece Allah. Twitter'da böyle aşırı takipçim olsun. Yani çünkü o TT'deki yanlış bir şeyi görüp doğrusunu yazdığın zaman o kadar insan görecek ya onu. Allah işte dünyalar benim olurdu o zaman. Ay anlayabiliyorum seni ama gerçekten çok takipçi benim tam bir kabusum ya. Benim diyorum ya. Ya benim de kabusum yani. Takipçim azalınca mutlu oluyorum ya. Ya nerede çokluk orada bokluk diye Allah bilir bu kaçıncı değişim bu podcast'te yani. Yani bazen mesela takip ediyorum. Niye ki diyorum. Niye takip ettin ki? Ne gerek var? Yok, sen de biraz abarttın yani şu an sanki. Yok zaten geçen gün iki tane tweet atmışım yani. İyi çok dengesizleşti iyice sosyal medya nabzım. Yani. Ay, keşke hiç kullanmasak aslında da. Ama işte dediğim gibi bazen ya aslında zorunlu da değil ama
yapmak istediğimiz şeylere ulaşmanın Gerekli. bir yolu da evet sosyal medya olduğu için maalesef gülü severken dikenine katlanmak zorunda kalıyoruz. Facebook'tan kurtulduk ya. Çok şükür Facebook'tan Evet. kurtulduk ya. O da önemli ya. Aman Allah'ım. Tamamıyla orası bir şey oldu böyle. Tamam. Ama yani eskiden bir tek Facebook vardı. Şimdi hem Instagram var, hem Twitter var, hem o var, hem bu var. Yani keşke bir tek Facebook kalsaydı. Bazen O da düşünmüyor da eskisi gibi değilim yani. kalsaydı ama. Şu anda bir Facebook denildiği zaman aklıma hep büyük puntolarla yazılan yalan haberler geliyor. Caps lock açık Yani şekilde böyle. Twitter'da da caps lock kapalı şekilde aynısı var aslında. Ama bak yine nereden nereye geldik ya. Ya Neyse. bir edit gelsin ne olur ya. Buradan sevgili Twitter sahiplerine sesleniyorum. Ne olur edit. Çok fazla yazım hatası yapıyorum. Ne olur edit gelsin. Ya edit'i ben o yazım hatalarına çok takılmıyorum da. Mesela bu Twitter'a en son gelen bir linkle bir makale yani bir haber paylaşıldığında okumadan paylaşacağın zaman önce bir okumak Evet. ister misin diye Çok soruyor. güzel. Mesela o çok güzel de keşke hiç paylaştırmasa okumadan. Ha, Çünkü tamam ya ben bunu paylaşacağım yine de deyip paylaşıyorsun. Yine doğru. de. Doğru dedin. Ama o zaman da işte özgürlük şeysine girmiş oluyor mesela. IQ testi arkadaşlar. Derken. IQ testi. Belirli bir IQ testinin üzerinde olanlar Twitter kullanıyor. Faşizme doğru gidiyor benim. Yıl 2021 yılına ait hedeflerden başlayıp da tekrardan sosyal medyada sonlandırdığımız podcast'te ne diyorsunuz? Podcast'se bu Podcast. doğru bir şey yaptık. Podcast. Podcast'se yanlış bir şey yaptık. Podcast. Bundan sonra biz podcast yapıyoruz. Aslında yine bak nasıl bak yine nasıl kıvırıp düzeltiyorum. Bak iyi dinle. Aslında yine konudan uzaklaştığımızı düşünmüyorum. Çünkü bu konuştuğumuz her şey yeni yılda aslında düzeltmek istediğimiz yanlarımızı da içeriyor bir yandan Bizim baktığında. değil. Yok yani ben artık herkese sinirlenmeden mesela sosyal medya kullanmalıyım. Aa, Gibi. Gibi anladım. gibi. Ben Gibi. düşüneyim bir sosyal medyada benim yeni yıl bir hedefim var mı? Senem sinirlendiği zaman Senem'e sinirlenme demek olabilir senin sosyal medyayla ilgili hedefin bu seneki. Ha, olur. Senemcim yapma bak. Yeter. Loki neredesin? Ya bak böyle yapıyorsun Bir ondan kere sonra. bir arkadaşım yazdı bana Twitter'da çok güldüm ona. Bir şey oldu. Yani aslında şöyle şöyle de bir şey var ama falan gibi bir şey yazdım. O da altına şey dedi ama biz bunun hakkında artık bir şey söylemeyeceğiz değil mi? Falan gibi bir şey yazmıştım Senemin emniyet kemerleri sağdan soldan gelen böyle. tamam ya falan olmuş. Tamam söylemiyorum. Ya Okey. ben normalde çok şeye girmem. Twitter üzerinden düşünce tartışma demeyeyim de yani uzun uzun böyle tweetleşme olayına çok giren bir insan değil. Normalde DM taşırım mesela hani gerek yok millet öyle uzun uzun yazılacak falan gibi. Mesela o gün senin yazdığın şey oldum. Gerçekten ama aynen o emoji gibi oldum. Yok dedim ben bu konuda bir şeyler yazacağım mesela. Ama maksimum mesela götürdüğüm o kadardır benim yani böyle 3-4 tweet üzerinden. Ben daha birini yazıyorum. Sen var ya arada 3-4 tweet gibi bir tane cevabını atıyorum. Arkadan diğerleri geliyor. Dedim ben bununla savaşamam. Abi geçen gün benim bir tweetim aldı yürüdü. Şey neydi? Hangi tweetti o ya? Bir dakika. Ha şey dedim. İngiltere'de mutasyona uğrayan virüse de İngiliz virüsü desenize lan ırkçılar diye bir tweet attım ben. Allah kahretmesin ki canım arkadaşım Çabi beğendi o tweet'i. Çabi beğendikten sonra yani en son 900 küsür beğeni vardı. Sessiz aldım tweet'i. Yani tweetim viral oldu ve yemedim orada da linç yedim tabii ki. Bir tane de komplo teorisyeni dadandı tweetin altına bir yandan da. Aslında o radyasyon ama işte onu şey yapmak için virüsü yaydılar falan diye. Einstein. Komplo teorisi anlattı böyle 15 tweets falan böyle bir çocuk. Yani Allah'ım neler neler oldu ya. Çok korktum abi. Yani Çabi abi dinliyorsan bir daha benim hiçbir tweetimi beğenmezsen çok sevinirim. Bu nedir ya? Bir tane şey var, tweet görmüştüm. Diyor ki çok derin düşünme. Öbürü diyor ki hayat tarzım bu.
Gerçekten yani. Ama bu benim. Ama bu benim. Bak Yani. benim bir tane patchwork şeyim var duvarımda asılı. Onun en sevdiğim kısmını şu an bakaraktan sana okuyorum. Don't be too careful. You could hurt yourself. Kendin Yani uyguluyor Türkçe musun bunu? meali. Türkçe meali söyledim öncelikle İngilizce bilmeyenler için. Bunlar çünkü hep İngilizce. Çok fazla dikkatli olma. Kendine zarar verebilirsin diye çevirebiliriz. Başka bildiğin Uyguluyor dillerde muyum de bunu? söyleyebilir misin? Nomi çoşim hages haljima tagirir taçi suisinika. Wow, Oldu bilmiyorum mu? doğru söyledim ama Oldu. takdir ediyorum. Tam bir yani yabancı Korecesiyle. Söyledim. Farsça unuttum. Söyleyemem. Bu kadar. Yani bunu kendine uyguluyor musun demiştin. Uygulamaya çalışıyorum en azından. Bu da ben sürekli her şeyi yapmaya çalışıyorum diye kotarmaya da çalışıyor olabilirim sanki. Şu an Hayırlısı öyle be bir sana. hissiyat geldi bana. Hayırlısı Mehmet Türbe. Önümüzdeki sene düzeltiriz inşallah. İnşallah seneye. Önümüzde zaman çok. Seneye dediğim, bugün aslında seneye. Yani bunu dinleyenler için. Bunu dinleyenler için bugün seneye olmuştur. Bizim için daha 3 gün vardır. Elektrikler gitti tam vaktinde ve geldi. Oha. Neyse. Ama tabii ki ben şu anda Betül'ü kaybettim elektrik gittiği için. Bu arada ben bu yayını nasıl bağlayacağım? Bir dakika. En son ben o şeyi kapatırken elektrikler gitti. Dolayısıyla ben Betül'ü kaybettim dedim. Tamam. Zaten yavaş yavaş kapatalım. Evet, ya, bir dakika. Elektriklerin gelmesiyle tekrardan kavuştuk dersin. Evet, aynen öyle oldu. Sen demiş oldun şu anda. İyi, harika. Merhaba tekrardan. Neyse, tam vaktinde oldu. Ben bunun böyle olacağını biliyordum bu arada. Çünkü sabah 9 gibi bir daha bir elektrik gitti. Ve normalde bizim şeyin sitenin jeneratörü var. Ama jeneratör bozuk ve daha yapılmadı. Bunu da biliyordum. Evet, daha önce Sonra senin bir YouTube videonda da görmüştüm. Geç devreye giriyor ya da girmiyor da falan. yok, birkaç saniye sürüyor devreye girmesi. O normal. Ama bozuk jeneratör. Bu şu anki gidip gelen jeneratör değil yani gelmesinin sebebi. Yani kendi geldi. Yani çünkü saliselik gitti yani. Ama sıkıntı böyle bir elektrik kesiltisi şeysi yok. Duyurusu. Elektrik amirliği tarafından. O canımı Anladım. sıktı. Ama ayın 31'inde var. Ya yılbaşı gecesi de elektriği kesmeyin arkadaşlar. Neyse kesecekler ama. Velhasıl Allah'tan programı kapatıyorduk. Aynen Ben öyle. en son şöyle bir vaatte bulunduğumu hatırlıyorum. Olsun be, seneye düzeltiriz inşallah. İnşallah topluca. Gibi bir vaatle tam programı kapatıyordum. Güzel denk gelmiş gerçekten zamanlaması açısından. Aynen. O Evet. zaman... Yine ya aslında ben böyle programlarımızı da seviyorum bir yandan. Hani böyle konunun alıp başını gittiği. Bir yandan da üzülüyorum. Çünkü konuyu yarım yamalak konuşmuş oluyoruz falan. Aslında konuyu konuştuk bayağı bir. Yani benim genelde bakış açım böyle. Gelecek seneye de birçok konuya da. Sen de mesela senin için koyduğun hedeflerin motivasyon olduğunu belirten bir tema sundun. O yüzden bence Evet. amacımıza ulaştık. Kalan zamanımızda da yine her zamanki gibi sağa sola salça olduk. Salça olurken kendimizi de eleştirdik. Ben yani. Sen beni eleştirdin, ben de beni Ben beni eleştirdim. eleştirdim mi? Hatırlamıyorum ama bir gün onu da yaparım. Neden Sen olmasın? seni eleştirdin mi? Ben seni eleştirdim. Yo, ben seni eleştirmedim. Ben sana ekledim. Sen beni eleştirmedin, ben de beni eleştirmedim. Bir gün ben de onu yaparım. Önümüzdeki programda Betül'ü eleştiriyoruz. Birlikte Betül'ü Yok eleştiriyoruz. öyle bir şey. Betül, neden sürekli arkada Spotify dinliyorsun? Betül, neden sürekli şarkı Hayır. mırıldanıyorsun Bir aralarda? dakika. Konumuz şey olacak. Saat 2'de buluşmaya karar vereceğiz. Ama ben 1'de gelip sana pasif agresif neredesin diyeceğim. Ve üzerinde seni eleştirdiğim bir program kaydedeceğim. Ben o sırada keyif çatıyor olacağım. Sonra 2'de sen geleceksin. Ben kendim kaydettim Betül tek başıma. Sağ ol canım falan diyeceğim sana yine. Pasif agresif bir Vay diyeceğim. şekilde. Sen de tamam diyeceksin. Yüzüme kapatacaksın. Nasıl program? Güzel, Tamam. güzel senaryo. İleride reytinglerimiz ama reytinglerimiz düşerse bunu yapalım, kurgulayalım. Ben yazıyorum senaryoyu. Yapalım. Olur, neden olmasın? Seslerimizi değiştiririz istersen Olur, programda. olur. Canavarla civciv sesi Olur. yapalım. Kast sen de. Ses kastı sen de. Senin işin o. Ses kastı. Tamam.
Babadan gelen meslekle. Tamam. Tamam. Bayan TRT. Bayan TRT ile Senem Pedia olarak. Senem Pedia. Ay çok iyi ya. Yine cozuttuk tamam, sonra doğru. Ya zaten cozutmayınca program kapanmıyor. Yani artık bu ritüel olmuştur arkadaşlar. Aynen öyle. Hunilerimizi takıyoruz. Evet, hunilerimizi takıyoruz ve sizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Dileriz güzel bir hafta geçirmişsinizdir 2021'in ilk haftasında. Çünkü siz bunu dinliyor olurken oralarda olacağız. İlk haftanın ikinci günü mü ne kız ya? Dur daha olmadı hafta. Bakayım. İlk daha 1 Ocak ya. Aa, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz direkt. 2021 bak düzenli doğru. Gidiyor. Düzenli gidiyor. Copy paste. Ama nasıl başlarsan öyle gidersen ha? Nasıl başlarsın? Of, çok iyi kurtarıyoruz ya. Çok bir şey diyeceğim. Öyle bir şey olmasın. Çünkü ben muhtemelen regdim. Yani yeni yıla girdiğimizde. Hoş değil. Yani. Ben bütün o zaman bütün okay. Şeylerim sene mağaret. Bütün hormonlarım ayaktayken geçirmek istemiyorum bütün yıl. Lütfen. Güzel istediğimiz gibi az dramalı ve minimal acılı. Bir yıl diliyorum herkese. Bol pozitiflik. Ben de evet. Pozitiflik diliyorum. İkisi, ikimizin dileğini birleştirip direkt öyle alın. Okey? Aynen. Okey. Hadi kendinize iyi bakın. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Bye.